Şimdi neler yapacağız? Buralarda birer başlık ve küçük bir yazı altında da olacak. Burada her birinde bir resim olacak. Bunun için buraya geldim. Öncelikle resimler için resim diyelim. Birçok şey çıkacaktır. Görsellere gittim. Şöyle yapalım ya. Hizmetler diyelim. Hizmetler. Hizmetler için S olsun. Resmi farklı kaydet diyorum bakın. Bunu masa üstüne kaydetsin. Birincisi bu. İkincisi CMS olsun. Şu olsun hadi. Bunu da farklı kaydedelim. Edward olsun. Üçüncüsü de. Resmi farklı kaydet. Diğeri de mobil olsun. Mobil app olsun diye. Bakın ne yapacağım şimdi. 1, 2, 3. Diğeri de burada 4. 4 tane hizmetimiz var. Geldim buraya. Şu resimlerin içine bırakmam lazım aslında. Enter. Tamam, dördünü de şöyle seçtim ve resimlerin içerisine gönderdim. Olayı nasıl yaptık? Burada o resimden önceden var mıydı o Vardı. grup? Vardı. Peki bu hemen her resmi bir layer olarak kendisi mi açılıyor? Sizden enter yaptığınızda. Evet. Şu resimler. Dört tane. Bunların boyutlarını küçülteceğim. Neden küçültüyorum? Şeylerim küçük çünkü. Görüldüğü gibi. Şimdi yaklaştırıp
Bunları bu şekilde yerleştirdim ama bu şekilde mi kullanacağım? Bakın bu. Bu hangisi? En baştaki. Yani ben bunu alıyorum. En baştakinin hemen üstüne getirdim. Ve altla beraber üzerine geldim ve tıkladım. Ne yaptı bakın? Objemi içerisine aldı. Yine aynı şekilde bu hangisi bu? Bu da büyük ihtimal buradadır. Değil mi? Aynen. Yine altla beraber ikisinin arasına tıkladım. Ve ortaladım. SEO'yu da buraya geldim ve ikisinin arasına tıkladım. Yine aynı şekilde. Ve son olarak bu ikisine arasına tıkladım. Ve bu şekilde. Bir de bunlara ne yapacağız dedik. Başlıklar ekleyelim dedik. Şimdi bu alanların içerisinde buraya bir tane text ekliyorum. Hizmetler 1 diyelim. Hizmetler 1 dedik ama bunun rengi bu olmasın. Ya bu olsun ya da daha yukarıdaki şu koyu renk olsun. Hangisi olsun? Açığı mı, koyusu mu? Koyu. Koyu mu diyorsunuz? Ya da bu mu? Koyu. Bence bu daha güzel oldu. Bunu yapalım. Şöyle olsun. Bundan Ctrl J ile arttıracağım. Ctrl J dedim yine. Bir text alacağım. Şunu bile alsam yeter bence. Boyutunu düşürelim. Burada bir şeyler yapılmış. Açıyı onda var mı farklı bir şey? Bence yok. Rengimiz yine bu renk kalmış. Regular değil de bulk mu yapsak acaba?
Tamam. Burada yine Ctrl J ile arttırıyorum. Ctrl J ile arttırıyorum. Bir de şunu yapalım. Bunun üzerine geldiğimizde bunun rengi değişiyormuş gibi dursun. Yani bu rengimiz bu renk olsun. Diğer şu. Bunlar da beyaz olsun. Yine başlık hizmetler. Yanlış yerim. Evet, aynen. Bunu da beyaz yapayım. Burayı 2 yapabiliriz. Alanlar da bu şekilde. Yani ne yapmış oldum? Hizmetleri de bitirdik. Şimdi bunun alt kısmına da şöyle bir şey yapalım. Referanslar. Yapmış olduğumuz işleri gösteren bir yazı ve resimler olabilir. Şunu alalım. Buraya bir yazı yazalım. Tabi buraya önce ne yapacağız? Bir referanslar klasörünü oluşturdum. İçerisine bir tane layer attım. Ve şekillerimden de bir tane şekil buraya çiziyorum. Genişliğini pardon evet doğru genişliğini 255 yapalım. Yüksekliğini de 50 yapalım. Yeterli bence. Şöyle küçültelim bir bakalım kaça kaç gidiyor. 248'e ortalamak istiyorum. Ne fazla gittik. ...72-73, tamam. Şöyle yukarıya da biraz çıkartalım. Burayla mesafesi 40 olsa yeterli bence. Tamam. Burada yazımız... ...referanslar... büyük harflerle yazalım. Yanlış yazdı. Aramız. Var. Çocuğu 32 bence iyidir. Her ikisini seçip bunu yapabiliriz. Ortalanmasını sağlamak amacıyla. Bir de ne yapalım? Şuradan itibaren bir çizgi atalım. Çizgiyi de buradan alıyorum. Line.
Tabi genişliğimiz 1 piksel olmasın, 3 piksel olsun. Buraya bakalım, burası. Ne yapıyorum? Bakın, ikisini de buradan başlattım. Ve bunu şekli şuradan tam ortalansın, ama bu şekli yazının altına gönderelim ki şöyle çizgi dursun. İsterseniz yaklaştıralım. Daha tam ortalandığını görelim. Ortalandı galiba diye düşünüyorum. Evet. Gördüğü gibi oraya sadece bir çizgi çizmiş oldu. Şimdi yine aynı yerden bu kez rectangular tool alıyorum. Burayı beyaz yapalım. Kenarlık verelim. Ve kenarlığımız 5 olsun. 5 piksel. Rengimiz de yine koyu gri olsun. Tabi şey seçiliyken onu yaparsak doğru yapmış olmayız. Referanslar içerisindeyken yine burada bir ne yapıyorum? Layer açıyorum. En üste gidelim. Bu layer'dayken şu değişiklikleri tekrar yapacağım. Kenarlık B. Şöyle buraya da 5 diyelim. Tamam. %200 olsun. Herhalde 200 yeter. Bakın buraya geldi. 300. Bu da 200. Kırk iki diyor. Onu biz şöyle 40 yapalım. 40 yapalım aynı. Bundan şimdi sanırım 3 tane yan yana yeter. Yetiyor diye düşünüyorum. Bunun arası 30 olsun. Bir tane daha kontrol J. Evet, 30'da 30 çok güzel oldu. Bu üçünü şimdi seçili tuttum ve Ctrl J dedim. Ve aşağıya iniyorum. Sınırım. 34. Biz ne demiştik? 30 mu demiştik? Aynen. 30'da 30 oldu. Aslında bunu delete de gönderelim. Hatta bunu da. Bir tanesi burada tekrardan bir grup açtım. Bir diyelim. Daha kolay işler gitmesini sağlamak amacıyla kenarlık olmasın. Daha kontrol Z kenarlık olacak. Buradayken bir layer daha açıp şimdi yok diyorum. Aynısından alacağım. Sadece şuraya alacağım.
290. Yükseklik 30 olsa yeter bence. Rengimiz bu renk ya da şey mi yapsak acaba? Acaba bu renk mi yapmakla daha iyidir? Yoksa yukarıdaki rengi mi alsam? Bir bakalım bakalım nasıl durdu. Bu daha güzel sanki. Şimdi şöyle bir şey olacak. Buraya bir resim, altta da yazısı. Başka da bir şey yok. Yazıyı da eklemişken yazalım. Lorem Impus. Dolar mı? Böyle bir yazı vardı. Başlık yazısı. Şunu alsak yeterdir. Önce. Tekstim burada bakın. Otuz iki fazla. Bence tamamdır. Şimdi bu ikisini seçtim. Ve ortaladım. Bakın bir bu şekildeydi. Şu yazı çok küçük, çok büyük pardon bence. Şimdi daha güzel oldu. Peki yazının rengini de mi değiştirsek acaba? Beyaz değil de yine bu renk mi yapsak? Evet, sanki daha güzel. Farklı renkler dursun. Bir Ctrl J'ye bakın, bu kez de grubu kopyaladım. Ve buraya geldim. Şöyle 30 olarak ayarlıyorum. Tekrar Ctrl J. Burası da tamam 30 olarak değişti. Buraya 2. Buraya da 3. Şimdi ben bu 3'ünü seçip tekrar Ctrl J diyorum ve aşağıya bu kez indiriyorum. Buralara istersek resim ekleyebiliriz ya da şimdilik böyle kalabilir. Fazla. 30. Dört. Beş. Altı. Şu üçünü de seçip ve grubun içerisine alabiliriz. Buna da title ya da evet title diyelim. Başlık yani.
Referanslar da burada bitmiş oldu. Footer kısmı kaldı. Şimdi burada şunları da hizalayalım hemen aklımızdayken. Şu beyaz olan arka planı buradan yine 333 olarak değiştirelim. Ve buraya geldim tıkladım. Ve burada iki alanım olacak. Üstte yazılar, altta da en son footer kısmı. Şuraya, yani şuraya aslında iki tane grup açalım. Ya bir tane grup açalım önce. Footer yani alt kısım. Bunun altında da iki tane alan. En alt copyright kısmı ve üstte işte neler olabilir? Kontak yani iletişim formu, blog, hızlı linkler gibi işte tweet gibi alanlarımız olsun. Şöyle yapabiliriz. Yine iki tane grup açıp grubun yani footer'ın içerisinde üst footer diye burada da yine bir grup daha açıp buna da copyright diyelim direkt. Copyright daha aşağıda olsun. Evet. Şu copyright hemen alt kısmı yapalım. Bir tane çizgi alacağım bakın. Çizgimi aldım. Kenarlık yok. 5 yeterli olabilir. Çiziyorum bakın direkt. 1200 mü? Evet. 1200'e 1200. Evet, şekilde. Tekrar buraya geldim. Rengimi siyah yapalım. Şöyle arka plana gittiğim zaman burada var. Bu renk niye siyah? Hiç görünmüyor. Renk şey mi? Çünkü genişliği vermişiz. Sanırım bir tık daha geri alırsak elde etmiş oluruz. Copyright alanına geldim. Bir lira açtım. Direkt buraya copyright 2018 yazalım. Yazımızın rengi ne renk olsun? Evet, kendi rengimiz olsun. Copyright. ...2018... İşte ne atölyesiydi? Tasarım atölyesiydi. Tasarım atölyesi. Olarak değiştirdik. Bunu bakalım bu şey ne 24. Belki bir tık büyütebiliriz 30 yapıp. Şöyle alalım. Yine burada şekillerden kostüme gidip buradan copyright'ın simgesini alabiliriz.
Görüyor muyuz? Bir bakalım. Burada bakın. Böyle iyi. Bence. Rengini değiştirelim. Hem yazıyı hem de bu ikisini seçip aynı hizaya getirdik. Şimdi yazıyı biraz daha ötelersek böyle iyi bence. Alt kısım tamam. Gelelim buraya. İşte burada ne olsun? Yazılarımız olacak. O kadar büyük olmasına gerek yok. Blok diyelim buraya mesela. Blokla alakalı bir yazı alta gelecek. Tabii bu nerede olacak? Üst footer'ın içerisinde. Bu çizgi burada. Ya da şöyle yapalım, daha mantıklı. Yine bizim şuradan Lora diye yazalım mı? Bir paragraf yeter bence. Metin için. Tamamını seçtim. Bu kadara gerek yok. Sanırım paragrafta bir ayarlar yapılmış. Gerek yok bu kadara. Bunu arttırabiliriz belki. Altı diyelim. Paragraf grubuna gidip bir tık daha mı arttıralım? Hadi arttıralım. 14. Çok oldu bu kez. 12 daha mantıklı. Bu nerede olacak? Burada olacak yine. Şu copyright'ı kapatalım. Buna ne demişiz? 18. Belki bir tık daha yürütülebilirmiş. İkisini seçtim bakın. Aynı hizaya getirdim. 43 denilmiş. Ya da 40 yapalım. Şurayla arası. Hop. Yine buraları da gruplandırabiliriz. Blok deyip. Ctrl J ile bloğu arttırdım bakın.
Burada aslında şuraya gelelim. Her ikisi de aynı renk olmasın. O da beyaz olsun. Daha iyi olur. İşte önemli linkler diyelim mesela ya da hızlı linkler. Hızlı linkler denilebilir. Ve bunun için bir liste oluşturduğumuzu düşünelim. Bir geri gidelim. Bakın burada liste seçeneğini seçersek işte ne diyelim mesela 10 üretim görüldüğü gibi. Bundan 10 tane varmış gibi düşünebiliriz. Önce buraya hızlı linkler yazalım. Ya da önemli linkler olabilir. Şurayı alalım bakalım. Yine buradakileri de rengini yine beyaz yapalım. Hatta aralarına buradan çizgi çizebiliriz. Tabii çizilebilir. İşte rengini de şey genişliğini de 3 yapsak ne olur? Çok mu olur? Çok. 2 yapalım. Bundan Ctrl J deyip her birisinin arasına yerleştirebiliriz bu şekilde. Evet, bu da böyle olsun. Bu bloğu alıyorum. Tekrar Ctrl J dedim bakın. Hemen diğer tarafa taşıyalım. Burada da tweetler. İşte hazırladığımız tasarım atölyesi ile alakalı tweetlerin döndüğünü düşünelim. İşte paylaştıkları belki referanslar, belki şablonlar. Tamam. Buna da tweet.
Aktiviteler diyelim. Blog kısmına tweet yazalım. Yeterli bence. İşte şunu yapabiliriz. Şunun başına bir et işareti, akabinde tasarım atölyesi diyebiliriz. Tasarım atölyesi, aynen. Bu kısmı seçelim. Bu kısmın rengi farklı olsun. Kendi rengimizi niye alamadık? Heh, şimdi alabildik. Bu şekilde olduğunu düşünelim. Ve bir sonraki kısım. Burada kontak kısmı olduğunu düşünelim yine. Tweet'i Ctrl-J ile bu kez arttırdım. Burada ne olacak? Kontak ya da iletişim diyelim. İletişim. Yine bu kısma iletişim diyelim. Ve alttaki yazıyı delete silelim. Buraya yeni alanlar oluşturacağım. %25 buraya 30 desek bence yeterlidir. Rengimizi biraz daha açabiliriz. %2 desek ne olur mesela? Daha mı koyu oldu? Daha koyu olması daha güzel sanki. Bence böyle olsun. İstersek burada bir işte rengi siyah olup bir piksellik bir de çizgi bırakalım. Bence olabilir. Ctrl-J adı soyadı. Adı soyadı, mail adresi, bir tane daha ekleyelim. Ctrl-C deyip onu da aşağı ekleyelim. Yirmi çok mu böyle bu? Evet, 20 çok olmuş. On yetmez. Bir tane daha ekliyorum. Onu da daha aşağıya gönderiyorum. Burada boyutları 30 demiştik. Bununkini biraz daha arttıralım. 30 olmasın, 60 olsun. Burası mesaj kısmı çünkü. Sonra bir tane daha Ctrl-J dedim.
Şimdilik bunun boyutunu tekrar 30 yapıyorum. Şurayı da 100 yapsam yeterlidir bence. Bunu bu tarafa götürüyorum. Burası gönder formu. Tamam. Şimdi buradayım. Bir tane layer açtım. Bakın yaptığım işlem şu. Buraya geldim. Adı soy. Adı. Seçtim. 24 çok büyük. Gerek yok. 16 yeterli bence. Tamamdır. Ctrl J. Şu adı soyadının rengini değiştirelim. Beyaz olsun. Üsttekinin de rengini değiştirelim. Beyaz olsun. Buraya yalnız mail adresi olsun. Ctrl yazamadım. Mail adresi. Tekrar Ctrl J. Buraya da konu diyelim. Bir daha Ctrl J, bunu da aşağıya indiriyorum. Burada da ne var? Mesaj. Mesajınız hatta diyebiliriz. Bir tane daha diyelim. Ctrl J. Bu kadar aslında saf beyaz olmayabilir. Daha kremsi yapabiliriz. Evet. Şunu yapalım. Ha, buraya ne yazacağız? Gönder. Şöyle unutamıyorum. Bu tekstler için hop, seçtim hepsini bakın. Bir grup oluşturdum. Grubun ismine de text diyorum. Ve bu text seçiliyken isterseniz opacity'yi biraz düşürün. Aynı şeyi elde etmiş olursunuz aslında. Krem yerine %60 yeterli bence. Başka da bir şeye gerek yok bence burada. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Buraları boş bıraktım. İsterseniz kendiniz resimler ekleyebilirsiniz. Şeydeki mantıkla aynı. Hizmetlerdeki mantıkla aynı. Ctrl H diyelim. Son hali bu şekilde oldu. Bunu kaydedelim bir. Nereye kaydediyordum ben? Bizim çalışma alanımıza. Yani 6. hafta salı grubunu yine üzerine kaydettim. File, Seves. Hangi konumu seçmek istiyorsanız mesela bunu masa üstüne de kaydedelim. Bizim masa üstlerimize de kaydediyor mu? Hayır, bu ki benim bilgisayarıma kaydeder. Şu anda tasarımım bu halde. Son halini nasıl gördünüz? Ctrl H mı? Evet. Ctrl H diyerek sadece eklemiş olduğum bu cetvel çizgilerini gösteriyor. Ha,
ya da kaldırıyor. Kontrol aç dedim. Tekrardan eski haline geri getirdi. Evet, bunu şimdik. Tabii bu sadece ne? Ana sayfa. Tek tek hakkımızda hizmetler, galeri, iletişimde tek tek yapılması gerekiyor. Footer'ı da kapattığımızda şu şekilde çalışmanız sizin yararınıza olacaktır. Daha sonra istediğiniz yerde değişiklikler yapabilirsiniz. Bu ne mesela? Alttaki çizgi. Alt çizgi. Yazın. Yazmanızda yani ne olduğunu bilmeniz açısından yararlı. Şimdi bunlar için mesela buraya gelip şöyle sağ tıklarsanız renklendirebilirsiniz. Üst kısım işte renklendirdim. Header. Şey yaptım yani. Kırmızı yani farklı renkler vererek daha kullanımını mesela tüm şeylere klasörlere ne yaptım? Renkli verdim. Diğerlerine vermedim. İşte mesela şuradayken bir tane daha klasör ekleyip bunu en dışı alta gönderdim. Bakın. Sonra bunların şu şekilde seçip bu grubun içerisine atabilirim. Ve grubu kapattığımda tek bir grupmuş ve buraya şunu yapabilirim. Ana sayfa dediğim zaman bu sadece ana sayfaya ait olduğunu gösterir. Ctrl J dersiniz, bunu kopyalarsınız. İşte hakkımızda da farklılıklar nelerse onları yaparsınız. Bunu da aynı şekilde istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde kaydediyorum. Ama save as diyelim, farklı kaydetsin. Çünkü son halini biz daha sonra drive'a atacağız. Üzerine kaydetsin. Evet, bu da bu kadar.